Tushunarlimi? Yana bir savolim bor, do'stos. Xo'p. Misol uchun namoz o'qimagan kishi bahslashyapti. Har kuni shu masala bo'lyapti-da bizda. Lekin men aytayapman, shu masalaga misol uchun aytayapti, namoz o'qimagan kishi musulmon bo'laveradi, deyapti. Xo'p, musulmon bo'lsa, nima uchun namoz o'qimaydi? Shunga bir oyat men bir ixlos berib ketsangiz, tushuntirib shu masala bo'yicha. Xo'p, birinchidan musulmon emas, musulmon degan jumlani to'g'rilang. Hiç bitti adabiyotda musulmon deb aytilmaydi. Musur emas musulmonlar, musulmon deb aytiladi yoki musliman deb aytiladi. O'shaning uchun to'g'ri aytish kerak birinchi o'rinda. Ikkinchi, namoz o'qimagan odam o'qimagan zahoti kofir bo'lib qolmaydi. Hozir bir minut. Qarab olinglar mana telefonga. Namoz o'qimagan kishi deb ataladi. Unga namoz o'qishlikni o'rgatiladi. Namoz o'qimagan zahoti kofir bo'lmaydi. Hadis shariflarda kelgan namoz bilan namoz o'qimagan ya'ni musulmon bilan kofir orasidagi farq namozda kofirni belgisi namozni tark qilishda degan hadislar u o'sha namozni e'tiqodan tark qilsa deb tushuniladi va u hadislar bir insonni kofir deb e'lon qilishlikka quvvati yetmaydi. Bir paytlar e'tibor bergan bo'lsanglar, menga birinchi mana shunga o'xshagan Zoom programmalarida Ibrohim Muvahhid nomi bilan bitta sharafsiz kirgan. Kirib menga savol bergan. O'sha turibdi. Yolg'ondan savol beryapti. Aytayaptiki, bir o'rtog'im bilan tortishib qoldim. Xo'p, u aytayaptiki, namoz o'qimagan odamni kofir deyapti. Men unga qarshi aytayapman, yo'q, namoz o'qimagan kofir emas deb aytayapman, deb savol beryapti. Keyin ma'lum bo'ldiki, hech qanaqa o'rtog'i bilan bahslashmagan, menga tayyorgarlik qilib kirgan, go'yoki shunaqa deyman, aldab shunaqa deyman, o'zi aslida namoz o'qimaganni kofir deydigan xavorij itlardan o'zi. To'g'riroq quloq. Musulmonlarni hayajoniga, hissiyotiga tegib nomini o'zgartirib olib, chiroyli qo'yib olib, o'zini asli nomini bilasizlar-a? Ibrohim Muvahhidni nomini bilasizmi? Eshitganmi shunaqa bolani? Yo'q, yo'q. Yo'q, eshitmaganman shu. Hizmakilla ibn Xunasatilla. Asl nomi shunaqa. Shular kirib olib, mana shunaqa deyapti. Keyinchalik qancha bahs qildi, benamozni kofirga chiqarishga harakat qildi, Qur'ondan oyat keltiraman dedi. Ya'ni saqar jahannamiga tushgan odamlarni Masalakakum fi saqar deb so'ralganda, ya'ni sizlarni bu saqar jahannamiga nima tortib olib keldi deganda qolu lam nakum minal musallin, biz ya'ni namoz o'quvchilardan bo'lmapmiz deyishadi. Lam nakum minal musallin degan oyatni keltirib nima deganda qolu lam nakum minal musallin va lam nakum nut'imul miskin. Oyatni davomini o'qimayapti. Mana deyapti. Mana shu oyatga ko'ra namoz o'qimagan odamlar jahannamga tushganmi? Ha, tushgan. Demak, shu kofirda ularni deyapti. Men aytayapman, davomini o'qichi deyapman. Lam nakum minal musallin va lam nakum nut'imul miskin. Ha? Miskinlarga taom bermadik deyapti. Miskinlarga taom bermaganini ham nima deymiz? Kofir deymizmi demak? Miskinlarga taom bermagan bir kishi kofir bo'ladimi o'sha odam? Desam aytayapti, yo'q, miskinlarga taom bermasa kofir bo'lmaydi. Ha, demak, bu yerda faqat namoz o'qimaganligi uchun kofir bo'ldi deyilmaydi uni. Buni faqat namoz o'qimaganligi uchungina kofir bo'ldi deyishga yaramaydi. Chunki oyatning davomida valam nakun nut'imul miskin va kunna nakhudu ma'al kha'idin hatta atana al-yaqin va ya'ni va nukazzibu bi yawmiddin bor. Qiyomat kunini yolg'onga chiqardik bor. Qiyomat kunini yolg'onga chiqarganligi uchun u miskinlarga taom bermagan, namoz o'qimagan, o'sha sababli kofir bo'lgan. Namoz o'qimagan zahoti kofir bo'lmaydi. Kofir bo'lmaydi. Bunga aqli yetmadi, bahsda topikka kirib qoldi. Keyin mavzuni o'zgartirdi. Bizni jumlamizdan kesib, shu kunga qadar xorlikda yashab kelyapti.
Hizmekella ibn Hunasatella Hadrian Kırvarı bette yazı yaptı bette ya. Demek namaz okumagan zahatı kafir demeyimiz. Namaz okumasa bola uğradı, namaz farz mez, Allah'ını ben inkar kalaman dese kafir boladı. Lekin dengeselik bilen namazını terk kılgen adam kafir bulmaydı. Fasık boladı. Bizi Ahl-i Sünne vel Cema'nin mezhebine göre bir insan fasık halinde Müslüman bulalıydı. Havarişlerinin nezdinde de fasık kafir bulalıydı. Bizim akidemizdeki fark şu cöyde. Havarişler amelini imanının rükünü deydi. Uşa amelini kılmagan zahatı kafir deydi. Bizim hanefiler, ya bizim hanefiler usulü göre İmam Maturidi bunu keltirgen amel imanının rükünü hesaplanmaydı. Amel imanın kemalatlardan hesaplanadı. Mükemmelatlardan hesaplanadı. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hani İbrahim Muvahhid namı bilen delil ayet diyepti. Eşrar diyepti. Hunasatilla, delilli işit. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala وَاِنْ تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قُتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا degen. Ve eğer ikide mumin taife birbirlerine kılıç oktalsalar, uruşsalar, ortalarını ıslah kılın degen. Yani bu iki taifeni, bu iki taifeni birbirine kılıç oktalışlığı bilen Allah Teala kafir demeye yaptı. Aslı Müslüman, Müslüman'a kılıç kotarsa hadis-i şerifte kafir degen rivayet var. Demek birbirine kılıç kotargeni zahatı kafir bu mi yaptı? Allah Teala onlarını ne yaptı? Mumunlar demeye yaptı. O sakarda, cehennemde sakarda namaz okumadık degen gap o namaz okumagani uchun kafir bo'ldi degan emas. Hatta nukazzibu biyamiddin bor. Qiyomat kunini yolg'onga chiqarganlik sababi bor, shuning uchun kafir bo'lgan. O'shaning uchun endi undan tashqari birinchi savolingizda sizni ya'ni tahorat masalasida hali ilmiy ya'ni o'rtacha ilimge ege ekelliginiz. Yani hemme bile degen narsını soruyup siz de. Bazı adamlar şuna kamasarlarda hapa buluyordu. Çünkü adam nabat kütü oturuptu, kirip durup bir kafir bilen soruyorsak taharat sinledi mi deyip soru soruyup da adamlar. Bu hemme bile degen narsa, bilişi kereyi bugen narsa vaktimizi alıyordu deyipti. Lekin arkasından ikinci savalingizde namaz okumagen kafir kafirmez degen bahsini kotarıyıp siz. Sizge bu narsalar yaraşmaydı. Bahs kımayın hiç kaçan. Bahs kımayın. Siz ilim okuyun, organik, zarur narsalar var. En zaruri narsalar var. Ulamalar aytgan. Nima uchun bizni şer'i kitaplarımızda birinci taharat babı keladi. Kitab-ı tahara. Taharat babı keladi. Cihat babı o ahırrağıda keladi. Nima uchun? Dese ulamalar aytgan. Taharat kılıçını bilmeyen adam cihat meselesini kurtarmasın dedi. Şunun için sizge bitti küçük olan tembih kimliğinizi bilmeyeyim ben. Siz aldın taharat meselesini yakışla burgenin. İlim meselelerine yakışla ihtimam kılın. Rusya'da seferdeyken siz seferde uzayızda rızkıyızda alakadar halal haram meselelerini örgenin. Onaka bahslerge namaz okusa kafir boladı mı bu meydimi degen meselelerge kiriş. Bye.